Klas Spor TV'den herkese merhaba. Bugün halı sahaların durumunu konuşmak için Halı Saha Futbol Federasyon Başkanı Bahadır Bulut'la beraberiz. Bahadır Bey merhaba, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Halı sahaların durumu nedir şu an? Her yer açıldı, spor salonları faaliyette ama halı sahalarla ilgili Evet. bir şey yok şu an. Evet, onunla ilgili güzel çalışmalar yapıyoruz. Öncelikle Bülent Atlas ve Klas Spor TV dinleyicilerine herkesi selamlıyorum. Çok teşekkür ederim bize de yer verdiğiniz için burada. Biz teşekkür ederiz. Halı sahalarımız normalleşme sürecine girildiğinde 1 Haziran, normalleşme sürecinde bireysel spor tesisleri olarak Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla halı sahalarımızı açtık. Ama sonradan gelen bir genelgeyle 2 Haziran, 3 Haziran, 4 Haziran gibi illerimizde valilerimizin yayınladığı genelgeyle kapandı tekrar halı sahalarımız. Ortalama 4 aydır kapalı. Bu kapalı süreçte tabii salgının en temel riski virüsün bulaşıcılığının yüksek olması tabii bizi etkiledi. Bir de temaslı halde spor yaptığımız için temaslı sporlar, temasa dayalı sporların oynanmasını yasakladılar. Bu süreçte 4 aydır ortalama kapalıyız. Bu açılması için de elimizden gelen işte desteği veriyoruz halı sahalar olarak, Halı Saha Futbol Federasyonu olarak ama tabii pandemi kurulumuzun takdirine kalmış bir durum. Onların onay vermediği sürece açılması mümkün gözükmüyor bu süreçte. Tabii ki öncelikle sağlık diyoruz ama net bir tarih siz de veremiyorsunuz o zaman, öyle mi? Net bir tarih veremiyoruz. Aynen, pandemi kurulumuzun, sağlık kurulumuzun onların aldığı karardan sonra Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla netleşecek. Şu an için sadece öngördüğümüz tarih 15-18 Temmuz 2. 3. liglerin oynanmasıyla olabilir diye düşünüyoruz. Peki, Türkiye'de neredeyse adım başı halı saha var diyebiliriz. İlgi de çok yüksek. Evet. Bu durumda evet. Sektör nasıl etkilendi? Şimdi Türkiye'de 20 bin tane halı saha var ortalama. Bunların hepsi kapalı ve bunlar eğlence amaçlı spor merkezleri diye geçiyor. Bunun için bu 20 bin halı saha destek de alamadı devletten. Tamam mı? Çoğu kira ödüyor. İşleri güçleri hepsi durduğu için, faaliyet yapamadıkları için 4 aydır kapalı ve inanılmaz böyle gerginlik olmaya başladı aslında halı sahalar arasında. Sıkıntılı bir süreç. Bunu kısa zamanda 1 Haziran, 1 Temmuz'da düğün salonlarının açıldığı genelgesi yayınlandı. İnşallah biz de o genelgenin içine dahil edilir diye düşünüyoruz ama o da biraz uzak duruyor. Biliyorsunuz ki Süper Lig'in oynanması bile çok büyük tedbirler alınarak yapıldı ki halı sahaları da kısa zamanda gerekli tedbirleri alıp açılmasını istiyoruz. Onun için de başvurularımızı bakanlığımıza yaptık bakalım. Biz de öyle umut ediyoruz. Bir an önce İnşallah. Sektör daha az zarar görür ve insanlar da aslında özledikleri futbola kavuşurlar diyelim. Sizin son olarak İnşallah, demek istediğiniz inşallah. Ya da söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Şimdi halı sahalarda tek üst kuruluşuz. Halı Saha Futbol Federasyonu olarak 81 ilde temsilcilerimizi atadık. Spor Bakanlığı'na özellikle için biz yola çıktık. İnşallah buna da çok az bir süreç kaldı. Buradan tüm halı saha arkadaşlarımızı şöyle demek istiyorum. Sağlık her şeyden önce geliyor. Lütfen acele etmeyelim. Bu süreçte biz gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Onlar bizim yanımızda olmaları bizim süreci hızlandırmamızı ve sesimizi daha iyi duyurmamızı sağlayacaktır. Bütün hepsi bizi takipte kalsın Halı Saha Futbol Federasyonu olarak. Peki, çok size teşekkür ediyoruz cevaplarınız. Verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederim. Ne demek, biz teşekkür ederiz. Umuyorum en kısa zamanda dileklerinize kavuşursunuz. Teşekkürler. İnşallah, görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın.